Zehir Hocam, erken boşanma da söz konusu oluyor mu bu durumla ilişkili evet, olarak? Aslında biraz önce cinsel işlev bozukluğu diye bir genel kavramdan bahsettim. Hı hı. Bu andrologların ilgilendiği cinsel işlev bozukluklarından bahsettim. En sık aslında dünyada görülen cinsel işlev bozukluğu erken boşalma. Bizim bugünkü konumuz olan sertleşme problemi aslında ikinci sırada. Hı hı. Hastalarımız tabii ki bunu çoğu zaman karıştırıyorlar. Hı hı. Erken boşalma şikayeti olan hasta gelip aslında benim sertleşme problemim var diyor. Diyebiliyor. Tabii yeri gelmişken erken boşalmadan da bahsedelim. Önemli konu. Dünya Sağlık Örgütü'nün evet. de verdiği bir tanım var. Cinsel ilişkiye başladıktan sonra, tabii ki normal sertlik olacak, cinsel ilişkiye başladıktan sonra bir dakikanın altındaki boşalmalar erken boşalma olarak kabul ediliyor. Çünkü bu bir dakikanın altındaki boşalma cinsel olarak hiçbir tatmin iki tarafa da vermiyor. Bunu mutlaka tedavi edilmesi lazım. Ama tabii hastalarımızın da bilgisi olması için söylüyorum. Ayırt etmemiz gereken bir nokta var. İlk biz sertleşme bozukluğu var mı diye hastamızı sorgularken ben özellikle hep şu soruyu soruyorum. Cinsel ilişki öncesinde yeterli bir miktarda sertlik sağladın mı, sağlamadın mı? Eğer hastanın buna cevabı evetse, ben çok iyi bir sertlik sağladım diyorsa o hastada büyük ihtimalle zaten sertleşme problemi yoktur. Hmm. Ama diyorsa ki ben yeterli bir sertleşme sağladım, 10 saniye sonra kendiliğimden boşaldım. İşte bunun ismi aslında tıbbi ismi prematür ejekülasyon, yani halk arasındaki ismi de erken boşalma. Bunun mutlaka ürologlar tarafından da ayırt edilmesi gerekiyor. Çünkü aslında sadece erken boşalma problemi olan bir hasta yanlışlıkla sertleşme problemi olduğu için bu şekilde yanlış bir tedavi edilebilir.